umudun şehri diyoruz bize sen yurtta. Neden herkes bir şekilde yaşadığı bölgeden bir mutsuzluk içinde yaşama yeniden tutunmak için gelip sığındıkları bir kent. Zira ben göreve geldikten sonra tatsız bir tane bile olay olmadı. Beş yıl boyunca Türkiye'nin değişik bölgelerinden göçüp gelen içinde başarma duygusu olan e, namuslu, dürüstlüğü, çal dürüst, çalışkan insanların oluşturduğu bir kent. Yüzde Yüzde doksan sekizi öyledir. İnsanların yaşama umutla bağlanmasına neden olmak benim dünyada elde edebileceğim en önemli e, faydadır diye düşünüyorum. Ve dünyaya kalacak olan da budur. Yani gerisi e, hazlardan ibarettir. Ee, Eğer bunu yapmazsak e, bir organik atık olarak mezara gideriz. Ben organik atık olarak gitmek istemiyorum. Herkes babasının siyasette uğraşmasını ister diye düşünüyorum ben. Ee, evet bir takım haklarımızı alıyor belki, alır ee, ama e, topluma çıktığınızda babanızla dedenizle işte ailenizle size ait olan şeylerle ilgili güzel bir şey duyduğunuzda ben eminim ee, o eksik yaşadığınız her şeyi tövbe edecektir diye düşünüyorum. Kemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz de iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Aslında, Esenyurt'la ilgili çok şey merak ediyorum. Çünkü siz çok sık e, çeşitli olaylarla medyaya düşüyorsunuz. Önce şuradan başlayalım. Siyasete ilginiz nereden geldi? Başladı. Ben aslında çocukluktan beri e, siyasetle ilgili bir ailenin çocuğuyum. Yani daha doğrusu... Dünyada olup bitenlerle e, ilgili bir ailenin çocuğuyum. Benim iki dedem de muhtardı köydeyken. Babam bir e, köy mezunu bir öğretmen. İşte bizim bulunduğumuz yerde töplerin kurucularından, e, işte kuzenlerim, amcalarım falan sürekli... E, ...12 Eylül'den önce sonrasında e, siyasetle ilgililerdi hep oradan. E, geçen liseden arkadaşlarla konuştuk, bir arkadaşım söyledi. O hatırlıyor, ee, ortaokulda galiba sormuşlar, ee, öğretmen bize sormuş, şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Ee, ne olacaksınız falan, ben belediye başkanı olacağım demişim. Ha öyle mi? Ama ben de unuttum, hiç hatırlamıyorum. Ee, şimdi siz söyleyince aklıma geldi, o arkadaşın söylediği, nereden geldiğini bilmiyorum. Bir, mühendislik benim hayatımda çok önemli, hep makine mühendisi olmak istedim. Ee, niye bilmiyorum, galiba o Türk filmlerinin 70'li yıllarda hep böyle şey vardır ya... E, fabrikadaki mühendis, yönetici, hulusi katman, her şey o şeydir patronun kızını da sever falan böyle güzel e, namuslu, onurlu e, insanları seven, ayrılık yapmayan tipi e, onu örnek almışım. Siyasetin ama nereden esinlendiğimi bilmiyorum zannediyorum ailemin e, içinde bulunduğu ortamla ilgili ama olsa. Ama eskiden gerek. muhtemelen sizin de büyüdüğünüz dönemde muhtarlar bir siyasi partine olurlardı. E, biz, bizim dönemde değildi galiba bilmiyorum e, dedem. <laughs> Dedem 35 yıl muhtarlık yapmış. Benim babamın babası, annemin ben, babası da yapmış. Ben çocukken siyasi partiler aday olduklarını biliyorum. Şimdi yaşınızı soramıyorum da. 66 ben, doğumluyum. Ben, ben sizden büyüğüm. ben de 65 doğumluyum. Acaba ben küçük bir yerde büyüdüğüm için muhtarların siyasi Bilmiyorum. görüşünü biliyordum da ondan mı? Benim dedem hep Cumhuriyet Halk Partiliydi. Daha doğrusu benim babamın dedesi bu Cumhuriyet Halk Partiliydi. Daha ilk yıllardan beri. Bir siyasi parti oluyor mu bilmiyorum inan hatırlamıyorum ama dedem hep ben bildiğim bileli muhtardı yani o. E... Nerede büyüdünüz Kemal Bey? Benim çocukluğum e, ben Ardahan doğumluyum Ardahan Gölü ilçesinde doğdum. 10 e, yaşına kadar e, orada yaşadım. E, babam öğretmen olduğu için köyde ve daha sonra ilçe merkezine geldik. Sonrasında e, okuyalım diye yani orada biliyorsunuz e, o zamanlar özellikle okuma imkanı falan yoktu e, bir öğretmenin de en büyük ideali çocuklarını, ülkesini seven, ona hizmet eden ve kendi yaşamını kurtarabilecek birisi olarak yetiştirmekti. Babam da o zaman göçtük. Ee, buraya İstanbul'a geldik. Ee, bir az bir süre Bayrampaşa'da kaldık. Bir sekiz ay galiba, sekiz on ay. Babam o esnada bizim Esenyurt'taki evimizi yaptı. Ee, 77 yılından beri de orada oturuyorum. Çocukluğum da orada geçti sayılabilir. Bir tarlanın ortasındaydı evimiz. Biz ilk orayı yaptığımızda. Göçtünüz. Evet. Sonra babanız burada yani öğretmen bir öğretmen oldu devam etti bir, ha, bir süre tayini sonra tayini çıktı. Tabii tabii tayini çıktı. Muhtemelen töp derisi olduğu içindir. <laughs> ya onun da etkisi var. Benim amcam da mesela 12 Eylül'de lise müdürüydü. Ee, çok düzgün bir insandır. Onu da tuttular bir yere şey eee İmam Hatip Lisesine galiba edebiyat öğretmeni olarak verdiler. Babamın oradan kaynaklanmadı. Biz 77 yılında geldik. Daha öncesinde geldik. Ee, ama asıl amaç şeydi, benim okumamdı, benim ablalarımın okumasıydı. Ee, yani öğretmen olduğu için, bizdeki potansiyeli belki bildiği için öyle düşünüyordu, bilmiyorum. Yani öyle göçtük geldik. 77'den ee, 77'den beri de orada oturuyorum. Benim çocukluğum, e, gençliğim, e, orta yaşlılığım. Şimdi adı nasıl adlandırılacak bilmiyorum. Yaşlı mıyım, orta yaşlı, yaşlı mıyım, genç miyim? Ee, şimdi de hala aynı evde oturuyoruz yani 77'den beri. Kemal Bey o zaman hep siyasete Esenyurt'ta başladınız. Evet. Tabii çocukluğumdan itibaren hep orada başladım. Ne, ne no, belediye meclis üyeliği falan diye. Yok hayır. Mi? Ee, ben şöyle söyleyeyim. Ee, makine mühendisliğini bitirdikten sonra e, iş hayatına atıldım. Yaklaşık 15 yıl uluslararası şirketlerde yöneticilik yaptım. Yani 50 civarında fabrika kurmuşumdur. Türkiye dünyanın en büyük şirketlerinin yatırım planlama müdürlüğünü yaptım. ...onların yatırımlarını, verimliliklerini, gelecek planlamasını yaptım. Ama siyasetle hep ilgili olduğum için de... ...yani hem bulunduğum bölgede daha faydalı olmak için... ...bir de uluslararası şirketlerde çalışınca dünyanın nasıl yönetildiğini biraz daha iyi görüyorsunuz. Ve oradan Türkiye'nin ne kadar kötü yönetildiğini gördüm ben. Babam da bana bir şey öğretti. Sürekli şunu söylüyordu. Sen bu ülkenin olanaklarıyla okudun. Bu ülkenin insanlarına borcum var eğer sen bir sırayı meşgul ettiysen başkasının yerini başkasının yerini meşgul ettin. Dolayısıyla onlara borcum var. Bir şey yapmalısın diye hep sürekli söylüyordu böyle. Tabii yaşam içinde insan olgunlaşınca, yaşayınca bir şeyi görüyor. Yani insan nedir? Kalite nedir? Ee, hani insan yaşamının değeri nedir? Bunu sorgulamaya başlıyorsunuz. Ee, ben bütün bu sorgulamalardan sonra insanın yaşamının değerinin vefat edince e, tanıdığı insanların gözünden düşen bir damla yaş ya da yüreğindeki bir sızı kadar olduğunu, olduğuna inandım. Babam, annem vefat etti. O esnada onları toprağa defnederken bir şey götürmediklerini gördüm. Yani e, ve o çevredeki insanların e, duygularını, düşüncelerini hep, gerçi dedemlerde de öyleydi e, ve bir şey yapmak gerektiğini düşündüm. E, ne yapabilirim? Ben Türkiye'nin... Çok böyle tanımlanmış, demokratik bir şekilde yönetilmesine müsaade edildiğini de düşünmedim. Gücümün kendi bölgemde bir şeyler yapmaya yettiğini düşündüm. Esenyurt'u toparlarsam, en azından kendi kapımı temizleyebilirsem, kendi çöplüğümde bir şeyler yapabilirsem... ...orada bir şeyler o insanların yaşamına dokunabilirsem diye düşündüm. Ve e, oradan belediye başkan adaylığına başvurdum. Uzun bir süre aday olmak için uğraştım çok büyük e, uğraşlar verdim maalesef e, eğer e, işinizi e, benim gibi yapmak istiyorsanız çok kolay değil e, bir yerlerde olmanız e, neyse sonunda e, başarılı olduk 2019 yılında adaylaştım ve e, kazandım seçimi. siz uzun yıllar sonra gelen ilk e, CHP evet. başkanısınız. mı e, ben e, biraz önce söyledim mi uluslararası şirketlerde çalışıyordum ayrıldıktan sonra Beni e, ilçe başkanı yaptılar. O zamanki e, il başkanımız e, Gürsel Bey. E, hatta seni e, Orta Doğu'ya gönderiyorum der gibi gönderdi. Çünkü partinin çok ciddi bir yapısı e, dağılmıştı. İşte 28 aylık kira borcu var, elektrikler kesik ya yani kapalı bir yerdi. E, 2009 yılında ilçe başkanı oldum. E, işte toparladık e, o ilçeyi e, toparladık. Bizim 89 yılında belde oldu Esenyurt, 89'dan 2019 yılına kadar partinin genel seçimlerde aldığı oy %23-25 bandındaydı. Ben 2011 yılında ilçe başkanıyken %30'a çıkardık bunu. Yine yerel seçimler dahil 2019'a kadar alınmış en yüksek oy oranı da %34 civarındaydı. Hem kurulan ittifaklar, hem benim kişisel özelliklerim, hem esenyurtu biliyor olmamdan kaynaklı, biz ben yüzde 52 oyla seçildim ve çok önemli bir e, önemli bir başarıydı. Benim hayatımdaki e, yeri çok büyük, zira hiç tanımadığım insanlar bana umut bağlamışlardı, evlerine benim fotoğraflarımı asıyorlardı, çocuklar bana, beni görünce babalarına amcalarına sarılır gibi sarılıyorlar. Çok değerli bir şey. Bu e, yürüdüğüm yolda da onun ne kadar kıymetli olduğunu gördüm. E, yani normalde nümerik olarak topladığınızda benim temsil ettiğim e, ittifakı e, topladığınızda o yüzde elli iki çıkmıyor. E, dolayısıyla benim için çok değerliydi bu. Kemal Bey evlisiniz Evet evli, evli iki çocuğu iki oğlumuz var. Bir tanesi e, üniversiteyi bitirdi, yüksek lisans yaptı. Bir tanesi de yine makine mühendisliği okuyor. O, eşim de onunla beraber şimdi. Mesela e, çocuklarınız san... da siyasetle ilgilensin ister misiniz? <laughs> Bence Türkiye'de herkesin siyasetle ilgilenmesi lazım. Yani siyaset Türkiye'de çok kirletilmiş tanım olarak. Siyaset çok ulvi bir şey, çok değerli bir şey. E, benim bildiğim, öğrendiğim siyaset şu. E, kamu kaynaklarını kamu lehine kullanma sanatıdır siya, siyaset. Ama Türkiye'de maalesef partizanlıkla da karıştırılıyor. Hem de sanki siyaseti böyle bir yalan söyleme, insanları kandırma sanatı gibi anlatılmaya çalışıyor. Çok bence siyaset ve siyasetçiler e, din adamları kadar, öğretmenler kadar, hatta bence daha da önemlidir, daha değerlidir. Ama birazcık e, bu kavramlar içi boşaltılmış, kirletilmiş maalesef. Biz Zira biz kendimize ait sorunları tartışmıyoruz. Birbirimizin farklılıklarından faydalanarak bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Ana sorun da bu. Bunun giderilmesi açısından da e, siyaset e, yapmasını isterim ama yaparlar mı? Muhtemelen yapmazlar. Çünkü ee, sizden dolayı e, değişmişlerdi. <laughs> evet. E, çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Yani muhtemelen ben muhtemelen birlikte vakit geçiremiyorsunuz. Yok, hiç hiç olmuyor. Ee, gerçekten çok zor oluyor. Ancak bazen ee, arabada giderken sohbet etme e, fırsatı oluyor. Mesela belediye başkanlığından sonra iyice zorlaştı. Zira benim devraldığım tablo çok e, ağır bir tabloydu, oldukça ağır bir tabloydu. E, bu ağır tablonun e, toparlanması için ben e, normalde bir belediye başkanının gösterdiği eforun birkaç misli e, efor gösterdim. O yüzden e, muhtemelen istemezler. Ben öyle tahmin ediyorum çünkü aynı şeyleri kendileri söylüyorlar zaten. E, Büyük oğlum diyor ki, baba seni inceletmek lazım. <laughs> Çünkü bazen... E, ...hani yani... kendimi ayırdığım zamanı, yaşam konforumu... ...yaptıklarımı falan düşününce... O ...diyor ki seni inceletmek lazım. bir Değişik bir yapım var, evet. Siyasetin en zoru da herhalde yerel yöneticilik. Tabii. Bir de nerede yaptığınız çok önemli. Yani e, Esenyurt'ta yapmak ile... Kadıköy'de yapmak arasında, Kadıköy'de fark. Yapmak arasında fark var. E, yani fark... Hem yönettiğiniz kentin e, altyapısı, üst yapısı, sosyolojisi, insan e, kaynağı açısından hem e, önemli. Bir de yönettiğiniz kurumun içinde bulunduğu durumdan dolayı önemli. E, bir de bunları yönetirken hangi insan kaynağı desteğini alıyorsunuz? Kiminle yönetiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? E, size bu yapmak istediklerinizi ne kadar... Yapmak istediğinizi kolaylaştırıyor. Bütün bunları düşündüğünüzde e, nerede yaptığınız çok önemli. Ama çok değerli bir şey. Türkiye'de bence Türkiye Cumhuriyeti e, yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunun da farkında değil. Yani e, dün bugün, akşam düşündüm bunu. Bu, bugün yaşadığımız birçok sorunu, birçok sorunu hiçbir yatırım yapmadan hiçbir yatırım yapmadan e, çözebileceğimiz bir arena aslında. Ama maalesef. E, yani kamuoyundaki hem algısı itibariyle hem de e, yerel yöneticilerin hedefleri açısından e, o yönde bakılmıyor. O yüzden de birçok e, sorunu üstlenmek zorundasınız ekstra. Bir de bir siyasetçi tipolojisi var. O tipolojisinin dışında davranıyorsanız o zaman da başka sorunları da üzerine almış oluyorsunuz. E, dikkat ederseniz konuşurken de her şeyi açık konuşamıyorum. <laughs> Kemal Bey... Evet. ...Esangilistan'dan ee, bir yeri, bir yerin genel yöneticisi. Evet. Şimdi gerçekten bizim duyduğumuz, haberlerde okuduğumuz gibi bir yer mi orası yoksa abartılıyor mu bir, bir miktar? Evet. Şöyle, Esenyurt'un tabii altyapısı, üst yapısı ve sosyolojisiyle ilgili ciddi sorunları var. Bu gerçek. Çok hızlı çoğalmış ve imar rantı e, ön planda tutular, tutularak çoğaltılmış bir yer. Dolayısıyla birçok sorunu var. Ama Türkiye gerçeğinden çok mu farklı, çok böyle... E, ...alakasız bir yükseklik mi var? Bence değil. Yani Türkiye ortalamasının bir tık üstünde sorunları olan... E, Türkiye'nin özeti zaten orada. Şimdi Esenyurt'ta yaşayan, Esenyurt'u oluşturan... E, ...insanların... E, ...bakıyorsunuz, incelediğinizde Doğu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan, Trakya'dan... ...çoğunlukla göçüp gelen vatandaşlarımız yaşıyorlar orada. Dolayısıyla aslında Türkiye'yi temsil ediyorlar. bir e, Özet bir yer. Esenyurt... Türkiye'nin en kalabalık ilçesi bir milyon civarında e, 1 milyon civarında kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı ve kayıtlı vatandaş var. 300 bin civarında kayıtsız vatandaş var. Bunların çoğu yabancı uyruklu. Ee, yani oraya başka yerlerden göçüp gelmişler oraya. Yani aslında düzensiz göç. Bir düzensiz yani. göçmen evet. Bir umudun şehri diyoruz bize Senyurt'ta. Neden herkes bir şekilde yaşadığı bölgeden bir mutsuzluk içinde yaşama yeniden tutunmak için gelip sığındıkları bir kent şimdi bu kent biraz önce söylediğim anlayıştan dolayı e, çok kontrolsüz ve plansız bir şekilde düzenlenmiş Dolayısıyla birçok sorunu da beraberinde getirmiş bu yapı e, Aslında Türkiye'nin en değerli bölgesi 43 milyon metrekare alan e bu 43 milyon metrekarenin 10 milyon metrekaresi sanayi alanı. Geçmişte zaten burası bir sanayi alanı olarak planlanmış çoğunlukla. E, geriye kalan yerler de bu nüfusun yaşayabileceği bir e, alan büyüklüğünde değil. Şehir bölge esas e, şehir bölge planlama esaslarına aykırı bir şekilde e, yapılanmış bir yer. O yüksek yapıların hepsi şehir bölge planlama Aykırı mı? Tabii ki. Şöyle, e, şimdi biraz önce söyledim ya, 43 milyon metrekarenin 10 milyon metrekaresi sanayi bölgesi. Bu çok değerli bir şey bizim için. E, 10 milyon metrekaredeki sanayi, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 6'sını üretiyor. Yaklaşık 3000 civarında orta ve büyük ölçekte fabrikamız var. Normalde bir şehir planlarken, şuna göre planlarsınız. Burada insanlar yaşayacak, insanların da ihtiyaçları var. Nedir ihtiyaçları? Yeşil alan ihtiyacı var, okul alan ihtiyacı var, e, hastane ihtiyacı var meydan ihtiyacı var, sosyal donatı alanları ihtiyaçları var. Ee, sokağa çıktığında bir yeşil alanla karşılaşma ihtiyacı var. Bütün bunları düşündüğünüzde esen Esenyurt'un buna yetmesi mümkün değil. Neden? Biraz 43 milyon lirayı çıkardığınızda 33 kalıyor. 1 milyon 300 bin insanın sadece yeşil alan ihtiyacı, sadece yeşil alan ihtiyacı e, hesapladığınızda 13 milyon metrekare yapıyor. Yani ee, okul alanı en az 10 milyon metrekarelik, 10-12 milyon metrekarelik bir yeşil alan, şey okul alanı ihtiyacı var. Diğerlerini koyduğunuzda zaten vatandaşların yaşayacağı yer kalmıyor. Bizim normalde şehir bölge planlama esaslarına göre 11 metrekare olan yeşil alanı ben görevi devraldığımda 0.7 civarındaydı. Şu anda 60-70 kişilik sınıflarda çocuklarımız okuyor, yani yetersiz bir şey var. Tamamen ranta dayalı. Bir de bir kenti düzenlediğinizde, dizen, e, dizayn ettiğinizde önce buranın zemin yapısına bakarsınız. Buranın zemin, zemini nasıl bir yapılanmaya müsaittir? Yüksek katlılara müsaittir? Alçak katlılar mı yapılması lazım? Bunlar hangi bölgede nasıl yapılması gerekir? E, ben görevi devraldığımda daha e, mikro bölgeleme çalışmaları e, yapılmamıştı Esenyurt. Ama 40-50 katlı e, binalara müsaade edilmiş bütün buna rağmen. Yani böyle bir yapılanma. Dolayısıyla kaotik, kargaşık bir yapısı var. Ee, ama tabii çok kimlikli bir yapısı var Esenyurt'un aynı zamanda. Bu e, kimin yönettiğine, ne yapmak istediğine bağlı olarak değişir. Ben onu bir avantaj olarak görüyorum. Ee, Birçok kimliği e, aynı anda görüyorsunuz, bunu senkronize ettiğinizde çok renkli, çok kimlikli, çok eğlenceli bir... E, kente dönüşebilir. Zira ben göreve geldikten sonra tatsız bir tane bile olay olmadı beş yıl boyunca. E, ama kamuoyunda yansımasına baktığınızda işte zaman zaman olayların çok olduğu, sanki sorunlu e, işte, e, esencilist diyorlar. diyorlar, işte ya da kars ve Gaz diyorlar. Yani bu bu, bu tür e, tanımlar uygulanıyor. E, çok çok yüksek düzeyde haklı olduklarını düşünmüyorum. Bir yandan da çok garip, şöyle garip. Mesela bir sitede oturan insan bir köyde oturan insandan daha fazla. Tabii, tabii bizim mahallelerimiz e, şehirler kadar. Yani Esenyurt kayıtlı nüfus açısından söylüyorum. O 300 bini dışarıda bıraktığınızda 57 tane ilden daha büyük. Yedi tane büyük şehirden büyük, yedi ya da sekiz olsa gerek, ee, yanlış bilgi vermeyeyim. Nüfus olarak değil mi? Tabii tabii, tabii. Yani şey, sanayide çalışanları saymıyorum, o işin ayrı yanı. Yani... Kayıtlı nüfustan bahsediyorum. Yani yerleşik, oranın yerleşik halkının nüfusunu düşündüğünüzde... ...elli yedi tane ilden büyük büyüz Yani Erzurum'dan büyüz Malatya'dan büyüğüz. E, böyle düşünün. Yani hani şey değil, öyle... Her... E, Tekirdağ kadar. öyle düşünün. E, her binaya bir tane ee, muhtar atamak hükümet tabi bir <laughs> yani hükümet tabi değil artık adı. Evet. aile hekimi atarsanız yeri var tabii yani. tabi 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 yani e, dedim ya bizim mahallelerimiz ilçe kadar il kadar yani il kadar olan mahallelerimiz var e, çok e, ciddi nüfusu barındırıyor e, ama asıl sorun bu değil sorun da kenti sorun şu kentin geçmiş yıllarda yanlış e, büyümesi, çoğalmasına ben ona çoğalmak diyorum. Büyümek çok doğru bir şey değil. Çünkü büyüme dediğiniz şey olumlu bir şeydir. Onu kontrol edersiniz. Siz onu planlarsanız yönlendirirsiniz. Nerede ne yapmanız gerektiğini belirlersiniz. Ona göre altyapısını hazırlarsınız. Burada böyle bir şey yok. Kontrolsüz bir çoğalma var. Yani bu kontrolsüz çoğalmanın yaratmış olduğu sorunlar da göz ardı edilmiş. Kimse uygu... uğraşmamış da bunlarla. Bunların tamamını biz yönetiyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Ben görevi devraldığımda Şehirlerin bir bölü beş binlik planları vardır, büyük şehirler yaparlar. Bir bölü binlik planlarında e, büyük şehrin yaptığı plana göre yaparlar. Bizim iki tane bir bölü beş binlik planımız var, ikisi de iptal. Bizim sekiz tane bir bölü binlik planımız var, beş tanesi iptal. Neden? Çünkü geçmişte yapılan imar uygulamaları e, ...usule aykırı olduğu için, hukuk ay aykırı olduğu için mahkeme tarafından iptal edilmiş. Mahkemeler altı bin parseli ilgilendiren, altı bin parseli ilgilendiren ee, yürütmeyi durdurdum. 160 tane yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Yani 40 bin parselimiz var, 6 bin parseli e, iptal. Ee, bir bir kurumun bir kurumun geleceğe güvenle bakabilmesi ve ne yapabileceğini anlayabilmesi için e, sorun envanteri olması lazım, alacak envanteri olması lazım, borç envanteri olması lazım, hukuk envanteri olması lazım. Bunların hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Kemal Bey, niye? bu kadar sorunlu bir yerde yerel yöneticilik yapmak istiyorsunuz? Tam da bunun için yapıyorum. Bana Kadıköy'ü verseler gitmem. Ben çünkü ülkeme faydalı olmak istiyorum. Ben bulunduğum coğrafyadan, coğrafyada, coğrafyadan göçüp gelen insanların e, yaşadıkları sorunun kaderleri haline dönüşmesini istemiyorum. O insanların yaşama umutla bakmasını istiyorum. Tam da sorunun olduğu yerde bana ihtiyaç var ve burada sorun çözmek istiyorum. Görev, görev sürem boyunca o kadar çok o kadar çok kötülükle karşı karşıya kaldım ki bunları düzeltirken maalesef bana destek olmak yerine bu bunlar çözülmesin diye devletin organları ve yerel yönetimdeki partiler engel olmaya çalıştılar. Şimdi bizim sorunlarımızı konuşmamız lazım. Biz imparatorluk coğrafyasıyız. Tek tip insan yaratmak kadar akıl dışı bir şey yoktur. Bu çok, çoklu yapının senkronize bir şekilde e, olması için, senkronize bilmesi, olması için altyapının buna e, dönüştürülmesi lazım. Ve insanların birbirini eleştirmek, hor görmek, öte, ötekileştirmek yerine... ...birbirlerinden faydalanması, birbirlerinin zenginliklerinden faydalanması lazım. O kadar, e, şimdi bakın... ...esentü, ben çok seviyorum. Yani benim... E, Kaderdaşlarım onlar. Yani biz e Gençliğinizin aynı, aynı... geçtiği ya. Yani. Tabii, hem o hem de ö, göçüp gelen or, e, yani Türkiye'nin değişik bölgelerinden göçüp gelen içinde başarma duygusu olan e, namuslu dürüstlü çal, dürüst, çalışkan insanların oluşturduğu bir kent yüzde yüzde 98'i öyledir yüzde 95'i öyledir. Ben buna yüzde yüz yüzden... inanıyorum. Tabii ki kötü insan her yerde vardır orada da vardır. Ama mütedeyin, işinde gücünde olan e, bir şey olmak isteyen bir şey yapmak isteyen insanlardan oluşan bir kent esenyurt. Dolayısıyla bu insanların umudu olabilmek, bu insanların gelecekte bir santimetre dahi yol almasına katkı sunmaktan daha ulvi bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bir kişisel konfor beklentim yok. Yani ben beş yıl boyunca toplamda on defa dışarıda yemek yemişimdir, yememişimdir. Bunun beş tanesi ailemle, çocuklarımla. O beş tanesi de mecburi iş yemekleri vardır, ona gitmişimdir. Ben bundan mutlu oluyorum. Yani insanların yaşama umutla bağlanmasına neden olmak... ...benim dünyada elde edebileceğim en önemli e, faydadır diye düşünüyorum. Ve dünyaya kalacak olan da budur. Yani gerisi e, hazlardan ibarettir. Ee, eğer bunu yapmazsak e, bir organik atık olarak mezara gideriz. Ben organik atık olarak gitmek istemiyorum. Karıncalara yem olmaktan daha fazla yapabileceğimiz şey olduğunu düşünüyorum. Kaç saat çalışıyorsunuz günde? Ee, ya ortalama... 13 saat diyebilirim. Çok. Evet, ortalama 7 gün 12-13 saat çalışıyorum. Ortalama. Ama e, 20 saat çalıştığım zaman da oluyor. E, 9 saat. Ama hiçbir zaman 9 saatin altına düşmüyor. Siz ne yapıyorsunuz kendinizi dinlendirmek için? E, çok bir şey yaptığım söylenemez. <laughs> Spor yapıyorum bazen. E, yani en büyük konforum o. İşten e, çıkarsam çıkış saatime göre ya da arada boşluk yakalarsam. Gidiyorum, işte bir spor yapıyorum tesislerimizde. Günde bir saat. Yani haftada üç gün e, ayırabilirsem çok mutluyum. E, bir, bir buçuk saat civarında, bazen iki saati buluyor, e, spor yapıyorum. Yani toplamda aslında özelde e, haftada e, altı, yedi saat kendimi ancak ayırabiliyorum. bundan hiçbirinden rahatsız değilim. E, Türkiye'nin... ...önünde çok büyük potansiyel var. E, yani hem üzerinde oturduğu miras açısından da hem de çevresindeki lider coğrafya olması açısından çok büyük e, potansiyel var. Ama biz bunu birbirimizin farklılıklarını tartışarak tüketiyoruz. Bu çok büyük bir yanlışlık. Kim neye inanırsa inansın. Kim yani hani kökeni neyse o olsun, çok önemli değil. Ben kimsenin e, ülkesinin aleyhinde çalıştığını da düşünmüyorum. Bu, bu şeyde bu, bu bizim bu şeyden de kurtulmamız lazım. Bu korkudan da kurtulmamız lazım. Bu kompleksten kurtulmamız lazım. Ve işimize bakacağız. Sadece e, işimize bakmamız lazım. Herkes işini yapsa sorunlar çözülecek. E, mümkün mü bu? Gerçekten mümkün. Esen biz bunu yaptık. Yani benim devraldığım tablo... E, ...yönetilmesi e, neredeyse imkansız bir tabloydu. Ama şu anda Türkiye'nin birçok açıdan örnek alacağı... ...birçok açıdan örnek alacağı projeleri üreten birçok yolsuzluğu, yanlışlığı bitiren ve e, bilimsel e, çerçevede çalışan bir belediyeye dönüştü. Yani biz bunu Esenyurt'ta başardıysak Türkiye'de de başarabiliriz buna inanıyorum ben. Biraz da bunun için daha ziyade oraya odaklandım ben. Mesela spordan başka kendinize işte atıyorum bir diziyi takip etmek, e, film sevindim, sinemaya seviyorum. gitmek, evet, çok öyle şeyler seviyorum. yok. Yok, seviyorum. E, boş vakit olursa eve erken gidersem e, dijital platformdan dijital platform, Netflix, işte söylenebiliyor mu bilmiyorum onu onda. Netflix'ten. Netflix'ten falan e, seyrediyorum e, filmler seyrediyorum. O kafam boşalıyor o zaman rahatlıyorum. E, bir de bizim hani evdeysek oğlumla e, ve ailemle beraber çocuklar, eşimle çocuklarla beraber e, ortak etkinlik e, projemiz bu bizim. <laughs> Evdeki en büyük etkinlik. <laughs> Ortak yemek e, yemek yedikten yemek, yemek. sonra. Aynen, aynen Aynen böyle hepimiz seviyoruz çünkü. Ama anladığım kadarıyla e, üniversite zamanlarınızda ya da İstanbul'a ilk geldiğinizde çok fazla kitap okumuşsunuz. Çok akıcı konuşuyorsunuz. Öyle işte. mi? Teşekkür ederim. Yani sizden böyle bir şey duymak Esaf benim için ya. çok değerli. Ee, belki çok dolduğum içindir. Yani kitap mı doldurdu <laughs> beni hayat mı bilmiyorum ama... E, ...yani e, içimde demek ki söylemek istediğim çok şey var. Benim üniversite hayatım e, keyifliydi. Biraz... Beşiktaş'ta okudum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Esenert'te oturuyordum. Tabii iki saat falan sürüyordu benim oraya gitmem. Yolda ne yapalım? Kitap okuduk. Kitap okuyorduk. <laughs> i̇yi ee, de bir arkadaş grubumuz vardı. Ee, o zaman da siyasetle ilgiliydik. O zaman öğrenci dernekleri kuruluyordu. Öğrenci derneklerinin kuruluş aşamasında falan. E, Turgut göre... Turgut dönemi. Evet, 84'te... E... O zamanki çalışmalarla arkadaşlarımızla Türkiye'yi kendimize dert, daha doğrusu dünyayı kendimize dert edip konuşuyorduk. ...sohbet ediyorduk, o zamanki süreçlerden kalanlar da olabilir ama son... ...ben şey, meraklı biriyim. Babam bana sorgulamayı öğretti. Sürekli niye, neden diye sormam gerektiğini öğretti. O yüzden ben de bir şeye dikkatimi çektiğinde onu araştırırım. En ince ayrıntısına kadar araştırırım, bakarım ne var, ne yapabilirim, niye böyledir? Ee... O belki biraz da şey saldırdı. Merak ediyor, öldürür derler ama insana iyilik yapıyor. E, merak bence iyidir. Bir mühendisin de mutlaka meraklı olması lazım. Aksi takdirde e, şey yapamazsınız. E, bütün ihtimalleri düşünemezsiniz. Eğer bir sorgulamanız yoksa e, tek tip bakarsınız. O zaman çıkabilecek e, aksaklıkları bulma şansınız çok fazla yok. Bir şeyi yapmadan önce ne kadar çok e, olasılıkları düşünürseniz, ne kadar çok sorgularsanız. ...bence o yapacağınız iş o kadar aksaksız olur. Ee, ben de zannediyorum o mühendislikten kalma... ...şeyimle, refleksimle hareket ediyorum. Bazen bana şüpheci diyorlar, inatçı diyorlar. Çünkü bir şeye inanınca da arkasında ayrılmam, sonuna kadar giderim. Teknik beyinler galiba yerel yöneticilikte daha başarılı oluyor. Bence öyle olmalı. Yani yerel yönetimler... E, ...ve ben hatta ülkenin de onlar tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum biraz. Ee, ...belki e, ayrımcılık yapıyorum ama ben daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, analitik düşünmek, analitik düşünmek çok önemli. Olasılıkları e, hesap ederek hareket etmek çok önemli. Bilime inanmak, ahlaka inanmak çok önemli. Ahlaklı olmak ve bilime inanmak çok önemli. Kanunlara saygılı olmak. E, değiştirebilirsiniz kanunları ama varken saygılı olmak çok değerli. Yani bir toplumun senkronize bir şekilde yaşaması, adalet duygusunun kaybolmaması için... ...bütün bunların hepsi çok değerli. Ee, o yüzden... ...ben e, bunların... E, ...mühendislik eğitimi almış e, arkadaşlarımda, meslektaşlarımda daha çok olabileceğini düşünüyorum. Diğerlerine saygısızlık yapmak istemem de. E, ama böyle düşünüyorum. Şimdi bir ailede bir tane siyasetçi varsa... ...ben hep böyle düşünüyorum, bilmiyorum yanılıyorsam lütfen zaten. Genel olarak siz aslında bütün ailenin yaşam biçimini de belirliyorsunuz. Tabii. Evet. Atıyorum oğullarınızdan bir tanesi Esenyurt'ta bir yerde arkadaşıyla içki içip sarhoş olamaz. olamaz hayır. O özgürlüğü yok. yok. İşte eşiniz efendim bir komşunuza sen benim üstümden bilmem ne siktin diyemez. diyemez doğru. Mesela ben olsam babam böyle olsun istemezdim. Çünkü sizin... Bil merakınız benim hayatımı mahvediyor Doğru. bir yandan da. Dur. Mahvediyor mu bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Şu ne yapmak istediğinize bağlı. Eğer ger... yani şöyle e iki oğlumuz var bizim. E Ahmet Onat Bozkurt ve Deniz Doruk Bozkurt. Hani çocuklar yok. öyle yapsın ben örnek yok. verdim Ben sende? bazen ben bazen duyuyorum, tebrik alıyorum. Ya ne güzel çocuk yetiştirmişsiniz falan diye te teşekkür ediyorlar bana. Gerçekten öyleler ama. Yani ben benim hayatta en önem verdiğim şey onurlu yaşam ve insanların ahlaklı namusu. Zengin olabilirsiniz, fakir olabilirsiniz, başarılı olabilirsiniz, başarısız olabilirsiniz. Bunlar hepsi olabilir şeyler. Çünkü bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. İnsanın çok yetenekli olması kendine ait bir şey değil. Annenize, babanıza, aldığınız eğitime, bulunduğunuz coğrafyaya yani ne kadar çok ihtiyacınız... ...olan olanaklarla karşılaştığınıza vesaire bağlı ama ahlaklı olmak... Onurlu olmak bence insanın kendisine bağlıdır. Yani isterse yapar, herkes yapabilir bunu, herkes olabilir bunu. Evet vücut kimyası bazı insanların hızlı çalışır, kendini kontrol edemez falan ama... E, ...bu zamanla öğrenilebilecek de bir şey aynı zamanda. E, belki benden dolayı e, işte çocuklarım onat mesela zaman zaman e, şey yapıyordur belki... ...bilmiyorum öyle bir şey ama mesela arkadaş zaten öyle bir çocuk olmadığı için ama Can, dışarı çıkıp bıraksan bir sanki biraz daha rahat olabilir gibi ha, yani. sanki yapabilir gibi böyle ama çok onun sınırını belki birazcık yüzde beş on daha fazla yapabilir bu kötü de bir şey aslında bazen de yanlış anlaşılıyorsunuz yani sizin için de geçerlidir yani sıradan bir insanın bir restoranda oturma şekli yediği içtiğiyle toplumun ilgilendiği kadar sizinle ilgilendiği aynı şey değil yani e, niyetine bağlı olarak farklı yorumlanabiliyor bu kötü bir şey tabii. ama ee, ...yani faydasına baktığınızda, işlediğiniz e, sevap diyelim onu, o sevapları düşündüğünüzde... ...bunlar ihmal edilebilecek şeyler. Ben siyasetin çok ulvi, e, çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum, bir e, olanak olduğunu düşünüyorum. E, ben çok mutluyum. Yani bugüne kadar her ne kadar çok haksızlığa karşı e, karşılaşsam da... ...siyasette sizin gibi insan tipine ne kadar çok mesafeli insanlar dursa da... Ben çok mutluyum ama ihtiyacımız olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Ee, çocuklarım için de bir olanak olduğunu düşünüyorum bunun ben. Yani babam eee uğrasın ister miydim emin değilim mesela. Ama hmm. bu, tabii bunu bugünkü aklımda söylüyorum. Şöyle yani ne yapmak istediğinize bağlı. Ya ben eminim siz isterdiniz. Siz düzgün bir insansınız çünkü kendini yok öyle düşünüyorum. Ee, yani toplumun derdini dert edinen bu işi yapmak da kolay bir şey değil ki yani şimdi başka şeyler de yapabilirsiniz. Yani içinde insan sevgisi olan, humanizmi humanizm e, taşıyan, adalet duygusu taşıyan herkes herkes babasının siyasetle uğraşmasını ister diye düşünüyorum ben. Ee, evet bir takım haklarımızı alıyor belki alır e, ama. E, topluma çıktığınızda babanızla, dedenizle, işte ailenizle, size ait olan şeylerle ilgili güzel bir şey duyduğunuzda ben eminim e, o eksik yaşadığınız her şeyi tödür edecektir diye düşünüyorum. Eşiniz çalışıyor mu? E, eşim e, çalışmıyor, emekli şu anda. Öğretmen miydi? E, yok, hayır. Genel olarak niye Hacettepe, hemşirelik mezunu. E, çok çok iyi bir mesleğini, çok iyi icra eden birisidir. E, özel sektörde çalıştı, emekli oldu. E, ama o tabii benim siyaset yapmamı çok istemiyor. E, bu işten en çok rahatsız olanı... E, ...haksızlık edildiğini görüyor bana ve dayanamıyor. Üzülüyor. Çok üzülüyor. Yani e, bana yapılan haksızlıkların... E, ...olmaması gerektiğine inanıyor ve dayanamıyor. Biraz daha benden biraz daha soldadır, daha sosyalist... E, ...şeyde tarafta duruyor. E, biraz daha farklı düşünüyorum. Niyeyse yerel yöneticilerin eşlerinin çoğu öğretmen Türkiye'de de o yüzden öğretmen mi diye sordum. <laughs> Niye öyle bilmiyorum. Sanki şey herhalde öğretmen e, mesleği e, siyasetçi eşi olmaya daha uygun. Yani çünkü çocuklarla ilgilenmesi gerekiyor. İşte yarım gün çalışıyorlar falan. Ondan herhalde. E, ama hiç... hemşirelikte iyiymiş. Güzel de mesleği. Yapmadı hiç ama. Hiç mi hiç yap? Bir bir dönem ameliyat hemşireciliği, yap. Hemşiresi olarak çalışmış. Sonrasında şey sağlık sigortasında sağlık sektöründe çalıştı. Yani o da dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesinin yöneticisiydi. Sonrasında emekli oldu. Eşim kitap okumayı, gezmeyi daha çok seviyor. Gezmeyi değil de kitap okumayı, düşünmeyi daha çok seviyor. Felsefeyi daha çok seviyor. Bu bu aralar başka alanlara, dünyanın varoluşuyla ilgili meselelere... meselilere kafa tam yoruyor. Felsefeci. Evet, baya bayağı bayağı araştırıyor. Varoluşla ilgili. Bir, evet, yani. varoluşla ilgili araştırıyor, bayağı okuyor. E bazen benimle de alay ediyor, boş işlerle uğraşıyor. <laughs> <görüşürüz. gülüyor> Gelecekten Bunların hepsi diyor, planlanmış diyor efendim. Gelecekten ne bekliyorsunuz ki? Ee, ne yapmak istiyor muyum, ne bekliyorum? muyum? Ne bekliyorsunuz? Ha. Şöyle, e, yapmak istediklerimi yapabileceğim arenanın açık olmasını istiyorum. En zor şey istiyorsunuz evet, Türkiye'de. <laughs> evet, bunun için, bunun için <laughs> mücadele ediyorum, bunun için mücadele ediyorum. Ee, umuyorum ki, ya umuyorum ki e, yapmak istediklerimi yapabileyim. Çünkü yani hem ben e, kendi mutluluğum açısından önemli, hem de toplum açısından önemli. Yani bu toplumun e, birliğe, beraberliğe, dostluğa, e, herkesin birbirini olduğu gibi kabul etmeye ve kendisine benzetmeye çalışmadan kabul etmeye çalışmaya, üretmeye, hakça paylaşmaya ihtiyaç var. Adalete ihtiyaç var. Ben de burada bir e, karınca olmak istiyorum. Yani bu bu yolda yürüyen birisi olmak istiyorum. E, bireysel olarak da mutlu olmak istiyorum, daha özgür olmak istiyorum. E, daha daha iyi anlaşılmak istiyorum. E, kendimi değerli hissetmek istiyorum. Toplumun yapmak istediklerimi anlamasını istiyorum. E, büyük projelere daha büyük projelere imza atmak istiyorum. Çünkü eser çok büyük bir proje benim için. Bir gün büyükşehir belediye başkanı olmak istiyorum. Ee, yani büyükşehir belediye başkanı olmak istiyorum. Bunun karşılığı mıdır bilmiyorum ama e, yani partim bana ne görev verir bilmiyorum. Ama şöyle ben sorun olan yerde sorun çözmek istiyorum. Ama bir şey soruyorum. Esenert belediye başkanı olmak anladığım kadarıyla büyükşehir belediye başkanı olmaktan daha kıymetli bir şey. Benim için öyle. Benim için öyle. Çünkü eee kapasitemi, bilgimi, birikimimi ee, ...uygulayabileceğim bir alan ve yaptığımın anlaşıldığında e, duygu, duygu yükü olarak daha çok kazanım elde edebileceğim bir yer. Ee, bir de bugün toplumda... E, ...düşmanca bakılan birçok insanın dostça bir arada yaşayabileceğinin ispat edileceği bir arena. Ee, yani siyasi tercihler açısından, inançlar açısından, e, etnik köken etnik açısından, açısından birçok açıdan onu başarmış olmak... ...bana büyük bir e, haz veriyor. Bakalım bu dönem inşallah tekrar adaylığımı verirler, vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kadar e, uğraşın arkasından, bu kadar e, çabanın arkasından... Sizden başka aday var e, Olmak isteyen var, evet. E, aday adayı var yani. Var evet, aday adayı var. E, parti ne değerlendirir bilmiyorum. Hedefim yani kendi başarımı egale etmek, daha yukarılara taşımak bu da hani benim kendimi tatmin etmek açısından değil, insanların bir arada yaşama duygusunun ne kadar güçlü olduğunu ispat etmek açısından benim için çok değerli. Zira hani biz birbirimizi böyle beka sorunu birbirimizi düşmanca görüyoruz ya aslında birlikte neleri beraberce yapabileceğimizin daha büyük ispatı olarak görüyorum. Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Sizi yakından tanımak çok keyifliydi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben geldiniz. teşekkür ederim. Sağ olun. Siz sağ olun. Sağ olun.